Radyo Tiyatrosu. Yapım Mehmet Bayır İmam Hatip Ortaokulu. Varsın olmasın bu kadar paramız. Yazan Necla Sakarya. Düzenleyen, kurgulayan ve yöneten Emre Gökçe. Oyuncular: Anne Esra Tunç, Ömer Hakdan Varol, Osman Muhammed Talha Avcı. Ömer, geç kalacaksın hadi. Hemen geliyorum anne. Geldim işte, daha zamanım var anne, merak etme, geç kalmam. Dur şöyle bir bakayım. Pek yakışıklı olmuşsun. Beslenmeni de çantana koydum. Ödevlerinden eksiğin kalmadı değil mi? Hayır anneciğim. Hepsini tamamladım. Haydi ben çıkıyorum. Allah'a emanet ol. Aferin oğluma. Tüm hazırlıkları yapmış. Sen de Allah'a emanet ol. Allah zihin açıklığı versin. Allah Allah. Şu yerde duran cüzdan değil mi? Kim düşürmüş ki? İçinde kimlik vardır mutlaka, bir bakalım. Heh, işte kimlik. Bir hastane kartıymış. Adam doktor demek ki. Uf, paraya bak. Nereden baksan babamın maaşının 4 katı. Neler neler alınır bu parayla. Bisiklet alabilirim mesela. Hatta kardeşime en güzelinden bir bebek. Anneme bulaşık makinesi bile alırım. Takıma forma bile yaptırırım. Hem helal olsun kaptana. Takımına forma bile yaptırdı derler. Günaydın Ömer. Nasılsın? Günaydın Osman. İyiyim. Sen nasılsın? Ben iyiyim de. Sen iyisin de. Sanki başkaları kötü gibi. Öyle sayılır be Ömer. Ne oldu? Akşam Hasan'la ders çalışıyorduk. Annesi de geldi. Annemle laflıyorlardı ki Ayşe teyze birden ağlamaya başladı. Aslan amcanın işleri bozulmuş. Acele birkaç bin liraya ihtiyaçları varmış. Yoksa alacaklıları kapıya dayanacakmış. Ne diyeceğimi bilemedim. Çok utandım Ömer. En çok da arkadaşım Hasan'ın bana derdini anlatamamasından utandım. Çok üzüldüm Osman. Ne yapabiliriz ki biz? Koca okuluz oğlum. Elbette arkadaşımızı bu dar günde yalnız bırakmayacağız. Dost kara günde belli olur. Bütün okulu seferber edeceğiz. Nereden baksan 500 kişi vardır. Herkes bir haftalık karşılığı verse Hasan'ın yüzü güler. Tabii ailesinin de. Bu arada karşılaştığımızda sen neden gülümseyip duruyordun? Söyle, bize söyle de biz de gülelim sabah sabah. Ya anlatsam inanır mısın ki Osman? Aşk olsun kaptan, sana inanmayıp da kime inanacağım? Sağ ol Osman, sağ ol da. Hadi daha fazla meraklandırmasana. Anlat neden gülümsüyordun? Hem o elindeki ne, kimin cüzdanı? Osman, o kadar çok soru sordun ki nereden başlasam bilemedim. Sen en baştan başla Ömer, yoksa ben reklam arası verir gibi sorup duracağım yine. Bilmez miyim? Ömer farkında mısın, hala anlatmadın. Tamam Osman, bir susmuyorsun ki anlatayım. Bak şimdi bu sabah yolda cüzdanı buldum. İçinde epey para var. Bir an düşündüm ki bu paralarla neler neler yapılabilir. Sen mi? Ben seni tanıyorsam değil bir cüzdan, 1000 cüzdan bulsan yine başkasının parasına göz dikmezsin. Elbette dikmem oğlum. Bir an bu kadar param olsaydı ne yapardım diye düşündüm. Ama sen şimdi sana anlattın ya, acaba bu parayı ona mı versek? Vallahi çok güzel düşünmüşsün. Arkadaş dediğim böyle günler içindir. Haydi gidip Ayşe teyzeye verelim parayı. Hasan da çok sevinecek bu işe. Tabii ya, sevinmez mi? Ailecek bir oh çekecekler. Ya Osman. Efendim? Biz ne yapıyoruz oğlum? Birisine faydamız olsun derken başkasının hakkını yiyemeyiz ki. Bu para bizim değil.
Haklısın vallahi. İşte çaresizlikten hiç düşünmedik. En iyisi biz bu cüzdanı karakola götürelim. Ya Osman, ne var yine? Ben çok şanslıyım, biliyor musun? Neden? Beni yanlışlarından döndürecek bir kalbim var. Derdimi anlatabileceğim arkadaşlarım var. Bir arkadaşımızın derdine derman olmak isteyen birçok arkadaşımız daha var. Varsın olmasın bu kadar paramız. Bizim dostluğumuz var ya, o dünyalara bedel.